Pandemi dönemi en çok konuştuğumuz kağıtlardandı bu. Hektaş sormuşlar. <laughs> evet. Benim en sevdiğim kağıtlardan biliyorsun. Evet. Ya, gerçekten böyle bir e, fiyatlama tarafında Hektaş'ta ciddi bir bozukluk var. Yani hep çok yüksek fiyatlanıyor ve hala buna devam ediyor. Şu an 54 milyarlık piyasa değeri var. Diyeceksin ki 54 milyar çok anlam ifade etmiyor benim için. Mesela Sabancı Holding 60 milyar. Yani e, şimdi ikisinin bilinirliği yaptıkları işlerin hacmi büyüklüğü vesaire hepsini böyle bir araya getirsek işte birinin altında Akbank falan var işte Enerisa falan var e, işte Brixton'u var yani sayısız şey var e, aşağıda şirket var. Diğer tarafta tabii ki çok hızlı büyüyen çok kaliteli bir şirket gene oyak grubunun altında e, güzel bir şirket ama gerçekten bu kadar yüksek bir değerlemeyi hak ediyor mu sorusu ben de çok cevaplı değil bence hak etmiyor yani çünkü e, şu an için firma değeri fabriyöyün 47'lerde fiyat kazancı 83'te piyasa değeri defter değeri 29.7'de yani öz kaynaklarının 30 katına fiyatlanıyor e, bu dünyanın hiçbir yerinde çok anlamlı değil bizde çok seviliyor ise e, büyük bir kısmı zaten belirli kişiler grupların elinde yani fonların ee, ve kişilerin elinde ve ciddi bir aşk var hisseye karşı ee, sosyal medyada da bunu görüyoruz. Dolayısıyla ben açıkçası e, çok makul bulmuyorum. Beğenmiyorum. Yani şirketi çok beğeniyorsam da fiyatlamasını hiç beğenmiyorum. Ee, Diyim.